Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğneleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size yine çıtı pıtı çok zarif iğneden tığa bir model tarif edeceğim. Modelimiz bu şekilde. Hep kolay model istiyorsunuz. Ben de kolay model çekiyorum arkadaşlar. İnşallah beğenir ve yaparsınız. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. İki sinek kanadımızın arasına bu şekilde beş tane tığ battı yapıyoruz. Mesafemiz beş tığ battı arkadaşlar. Ve tığ battımızı da ikişer zincir çekerek yapıyoruz. Bu şekilde 5 tane tığ battı arasını verdik. Bir defa doluyorum. Hemen yanındaki tığ battığımın içine 1, 2, 2 Bir defa doladığım tığ başımı 3 seferde aldım. Buraya minik bir yuva yaptım. 8 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 Hemen arkadaşlar bu trabzan arama bu şekilde sabitliyorum 8 zincirimi. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, ve 5. Çevirdim arkadaşlar. Bu 8 zincirimi arasına girip 5 zincirimi kapattım buraya. Bu şekilde. 12 tane zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 zincirimi çektim. Hemen buradaki trabzanımın arasına girip kapattım arkadaşlar. Buraya bir tane sinek kanadı yaptım bu şekilde. Yine aynı şekilde 8 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Aynı trabzan arasına aynı yuvaya kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirle dönüşümü yapıp bu 8 zincirli yuvanın arasına sık iğne ile sabitliyorum. 12 zincir çekerek 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 düz yüzüne döndüm ters yüzünde 12 zincirimi çektim ve yuvamın içine girip sık iğne ile sabitledim bu şekilde dibine de bir tane sık iğne yapıyorum ve tığ battımın içine de bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde arkadaşlar sinek kanadımız hazır 1-2 zincir çektim tığ battıya girip bir tane tığ battı yaptım 2 i̇ki zincir 2. tığ battım 2 zincir 3. tığ battım 1-2 zincir 4. tığ battım ve bu da 5. tığ battım bu şekilde 5 tane tığ battı arası mesafesini verdik arkadaşlar ve bir defa doluyorum hemen yandaki tığ battıma girip bir 2 2 buraya yine bir trabzan yaptım Evet arkadaşlar şu görüntüyü bir sabitleyelim buğulu gibi geldi bu şekilde yuvamın içine aynı burada yaptığım arkadaşlar sinek kanadını buraya da yapıyorum 8 zincir çekiyorum 6 7 ve 8 trabzan arama bu 8 zincirimi kapattım bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 zincir döndüm. Kapattım 8 zincirimi arasına bu şekilde. 12 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Döndüm düz yüzüne arkadaşlar. Buraya trabzan arama kapattım. Bir tane sık iğne yaptım. Sinek kanadımın birisi hazır. Ve yine 8 zincir çekiyorum. 7 ve 8. Trabzan arama girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Dönüyorum 5 zincirim arkadaşlar. Kapattım buraya. 12 tane zincir. 8, 9, 10, 11, 12. Döndüm. Hemen düz yüzüne. Bu şekilde arkadaşlar. Aynı yuvanın içine iki tane sinek kanadı yapmış oluyoruz. Dibine hemen bir sık iğne yapıyorum. Şöyle güzel durması için aynı tığ battığının içine de bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bakın sinek kanatlarımız oluyor. İlk çimenimiz sinek kanatlarıyla devam ediyor arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bu minik kirpiklerini yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar bu yapmış olduğumuz sinek kanadımızın dibinden sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde hem de ipimi buraya tutturmuş oldum en dibinden arkadaşlar şu döndüğüm noktadan en dipten sık iğnemi indiriyorum iki tane zincir çekiyorum bu 12 zincirli büyük yuvanın içini aynı yere sabitliyorum iki zincir bir tane kirpik yaptım iki zincirden bir iki zincir 3 oldu 2 zincir 4 oldu 2 zincir 5 oldu ve şöyle arkadaşlar 5 tane 2 zinciri kirpik yaptıktan sonra dibine bir tane zincir çekip şöyle en dip noktadan yakıyorum arkadan kesiyorum şöyle yakım işi kolay olsun diye bu şekilde de yakıyoruz arkadaşlar hemen şunu da kesip şekilde ateş değdiriyorum arkadaşlar. Bakın kanadın birinin kirpiklerini bu şekilde yaptık. Şimdi diğer kanadını yapalım. Yine aynı şekilde bu yeşil yuvanın için arkadaşlar sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Şuraya dibine kadar da bu sık iğnemi indiriyorum arkadaşlar bu şekilde. Bir, iki zincir. Hemen yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. İki zincir. İkinci kirpiğim, iki zincir, üçüncü, dört. Toplamda yine arkadaşlar beş tane kirpiği buraya tamamladım. Bir tane de zincir çekip yine en dibinden arkadaşlar şöyle kesiyorum. Hemen yakmak için bu şekilde en dipten kestim. İki zincir çekerek ipimi tığıma sabitledim. Bu şekilde sık iğne ile buraya tutturdum. 1 2 zincir kapattım. Bir tane kirpik yaptım. 2 zincir 1 2 zincir 3 4 2 zincir 5 bir. bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar 5 kirpikten sonra Hemen ipimi koparıyorum. Birinci sinek kanadımın kirpikleri hazır. Şimdi ikinci yapımına geçelim. İkinci sinek kanadının içine arkadaşlar bu şekilde sabitliyorum. 2 zincir. Kapattım. Buraya birinci kirpiğimi yaptım arkadaşlar. 5 tane 2 zincirli kirpiğimi buraya da yapıyorum. 1 2 zincir 3 İşlem gayet kolay arkadaşlar. Sinek kanatlarıyla çimenini yapıp istediğiniz renklerle de bu şekilde kirpiklerini yapar. Tamamlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar yine bu şekilde ikinci sinek kanadımın kirpikleri de hazır. Hemen yakıp dönüyorum. Evet arkadaşlar bu iki tanesini sizle beraber yaptık. Bu ara mesafesi 5 tığ battı. Siz isterseniz bunu 7 veya 8'e çoğaltabilirsiniz. Daha aralıklı yapmak istiyorsanız. Bunlar da daha önce sizler için hazırladığım 3 tanesi de arkadaşlar bu şekilde. Evet modelimiz bu şekilde gayet güzel çıtı pıtı zarif bir model arkadaşlar. Yapacak arkadaşlarımıza kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.